Herkese merhabalar. Trabzon hurmasından pestil nasıl yapılır? Şimdi Trabzon hurmalarını çekirdeklerini içinden çıkartarak ve çürükleri varsa çürüklerini ayıklayarak bir tencereye doğruyoruz. Şu siyah yerlerini ayıklıyoruz. Şu şekil. Doğruyoruz tencereye. Bu şekil tencereye doğruyoruz. Çeker misin tencerenin içerisini? Bu şekil doldurduk tencerenin içerisini. Şimdi parçalacıyla bu sıvı halini alana kadar parçalıyoruz. Hiç pürüz kalmayana kadar parçaladığıyla parçalamaya devam ediyoruz. İçerisinde bir çekirdek kalmış galiba, bir dakika. Pürüz kalmayana kadar hala devam ediyoruz bunu blenderdan geçirmeye. Hurmalarımız püre haline geldi. Şimdi bunu ocağa alıyoruz. Bunu 10 dakika sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Karıştırıyoruz. Kaynayana kadar. Sürekli karıştırırsak daha güzel olacak. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şayet bunu sürekli karıştırmazsak hemen dibine yanıyor. Evet. 10 dakikadır karıştırıyorum ve artık fokurdamaya başladı hurma püremiz. Şu an bırakırsam fokur fokur kaynıyor. Ama o kadar güzel oldu ki tam böyle pürüzsüz bir hali aldı. 10 dakikadır da kaynatıyorum bunu. Şimdi çok hafif daha kaynatıp ocaktan indireceğim bunu. Evet, şimdi ocaktan indiriyorum artık. Şimdi ocaktan indirdim ve bir tepsinin içerisine yağlı kağıt serdik. Yapışmaz yağlı kağıt ve şu şekil yağlı kağıdın üzerine alıyoruz. Evet, şimdi bunu çok ince bir halde yayacağız ama bu önce bir yayalım şöyle. Bu ne kadar ince olursa o kadar çok daha güzel olacaktır pestilimiz. Şimdi ben bir yayayım, sonra tekrar bunu ayarlayacağım. Evet, bu şekil yağlı kağıdın üzerine mümkün olduğu kadar ince bir vaziyette yaydım güzelce. Evet. Evet, üzerine susamla şöyle bir güzel süs yapıyoruz. Bu da çok güzel olacak. Bu şekil. Şimdi bunu
100 derece ısıtılmış fırına vereceğiz. 100 dereceye ayarladığımız fırında 1,5 saat içerisinde kuruyacak. 1,5 saat kalacak fırında. Şimdi dakikayı 1,5 saate ayarlıyoruz. Yani şöyle şu anda 90'a ayarladık. Sonra bekliyoruz kurumasını. Evet. Şimdi fırından çıkardım. Kestim, dilimledim. Şu şekil kestim. Şimdi şu şekil ayırıyoruz. Şu şekil. Kağıda hiç de çok da yapışmıyor. Şu şekil ayırdık pestilimizi. Arkası burası. Şimdi bunu katlayacağız. Bu şekil, bu şekil katlayacağız. Gerçekten çok leziz oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bunun başlıca en birinci özelliği, bunda kesinlikle şeker ve un yok. Bakın tekrar ediyorum. Şeker ve un yok. Bunu herkes yiyebilir bu yüzden. Çok güzel bir pestil oldu. İnşallah siz de daha iyilerini yaparsınız. Hoşça kalın. Ve yapmış olduğumuz pestil gerçekten çok güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun.